Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizin çok merak ettiğiniz bir konuya değineceğim. Puan tahmininde bulunacağız. Biliyorsunuz şu an KPSS 2023'e bir tercih dönemindeyiz. Ve ben bununla ilgili dün canlı yayın yaptım. Ayrıca bir video paylaştım. Elimden geldiğince sorularınıza cevap verdim. Ve tabii ki de hani ben hem canlı yayında hem de videoda bana özelden yaptığınız böyle tercihleri böyle listeye yazarak veya ekran görüntüsü alarak bana ulaştırabilir ve hani ücretsiz bir şekilde ben bu konuda yardımcı olabilirim size demiştim. Bayağı yoğun da mesaj geldi. Bu beni tabii ki de mutlu ediyor. Daha fazla insana dokunabiliyorum, faydalı olabiliyorum. İnşallah gönlünüzdeki yerlere atanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden ben bunu söyleyeyim. Aklıma geldikçe videolarda bunu söylüyorum zaten. Zaten burada hep size karşı iyi dileklerim var. Başka bir şey olamaz. Söz konusu bile değil. Şöyle dolandırıp duruyorum böyle. Şöyle yapayım. Bu ne? Bu arkadaşlar ben tabii ki de yine notlarımı aldım. Benim KPSS sistem kitabımda da bölüm bölüm en son alımda ne kadar bir puanla yerleşti mesela o bölüm mezunları. Onlar yazıyor. Ben yine her zamanki gibi linkini aşağıya bırakacağım. 2024'de hazırlanmak isteyenler veya tercih döneminde yardıma ihtiyacı olanlar alıp o kitaptan faydalanabilir arkadaşlar. E-kitap hemen anında ulaşıyorsunuz zaten kitaba. Bu şekilde söyleyeyim ve daha fazla uzatmadan ve hatırlatma da yapayım. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü çok fazla kişi izliyor. Evet ama bunların çoğu abone değil. Lütfen arkadaşlar hem videoyu beğenmeyi hem de abone olmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki tüm bölümleri buraya yazmadım. Ama daha çok bana soru gelen bölümleri yazdım. İBF'ler, mühendisler, genel karışık işte hukuk mimar gibi bölümler. Ön lisans ve orta öğretim şeklinde ayırdım arkadaşlar. İBF ile başlayacağım. Şurada ben kendi kitabımdan sayfayı da açayım. Ondan sonra arkadaşlar ardından hem burada söyleyeyim size yani en son kaçta kapatmış, ne olmuş ne olmamış bunu da söyleyeyim hem. Evet, hangi kurum almış en düşük puanla bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi işletmeden başlayalım. Ben de işletme mezunuyum biliyorsunuz. Artık biliyorsunuz. Arkadaşlar ben işletmenin 79-80 puanı göreceğini düşünüyorum. Peki en son 2022'de nasıl olmuş? İşletme en son Çankırı Üniversitesi'ne yerleşmiş bilgisayar işletmeni olarak ve 82.52 puanla yerleşmiş arkadaşımız. Bu sefer ben dediğim gibi 79-80 hani 79.5 o civarda bir puan bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki de ben şunu da baştan hatırlatayım, uyarayım şu konuda. Şimdi burada Ali bana 79-80 dedi, ben 78 aldım, o zaman tercih yapmayayım gibi düşünenler olmasın sakın. Hani bazı arkadaşlarımız gerçekten söylediğim senet olarak görüyor. Bunlar tahmin arkadaşlar. Tabii ki de genelde tahminlerimde tutuyor yani. Bazı tutuyor, bazı tutmuyor ama çoğunlukla tutuyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size, hani tahmin ettiğim puanların 2-3 puan aşağısında olanlar da kesinlikle tercihini yapsın. Tabii ki hani yine tercih yapın. Kaybedeceğiniz sadece 50 lira bir para olacak yani. Başka bir şey kaybetmeyeceksiniz. Çünkü soran arkadaşlarımız var. Burada tercih yapsam bir daha tercih hakkım oluyor mu? Arkadaşlar puanınız 2 sene geçerli. İstemediğiniz kadar tercih yapabilirsiniz. Ama hani eğer yerleşirseniz tabii orada durumlar değişiyor. Ama yerleşemediğiniz süre boyunca siz istediğiniz kadar 2 sene boyunca puanınızı kullanabiliyorsunuz. İşletme 79-80 dedim. En son kaç puanla kapattı ve hangi kurumun aldığını söyledim. Muhasebeye geçelim arkadaşlar. Yine 4 yıllık muhasebede Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi almış 74.41 puanla bilgisayar işletmenine bu ünvanla yerleşmiş yani arkadaşlarımız. Şu an için arkadaşlar ben 71-72 puan aralığında kapatmasını bekliyorum muhasebenin. Bunda da yine 70 puan olanlar da tercih edilir. 69'a düşmeyebilir şu an için. Bu şekilde söyleyeyim. Ekonomi bölümü, ekonometri değil, onların ikisi ayrı. Ekonomi bölümü en son Şırnak Üniversitesi 82.57 ile bilgisayar işletmeni almış. Şu anda arkadaşlar ben yine 79-80 aralığında kapatacağını düşünüyorum. Ekonometri ise Şırnak Üniversitesi yine bilgisayar işletmeni 84.10 puanla almış. Şu an için ben 81-82 civarında kapatacağını düşünüyorum arkadaşlar. İktisada geçelim. İktisat çok bana soru geldi. Yine Şırnak Üniversitesi bilgisayar işletmeni almış 82.57 ile. İktisadın ben 79-80 aralığında belki ben hani 78'e bile inebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben şunları hatırlatayım. Bunlar minimum tavan puanlar. Şimdi şöyle bir durum var.
konuşamadım. Şöyle bir durum var. Kitler de var biliyorsunuz. Çok fazla kit var. Şimdi sen gidip kiti tercih edersen tabii ki de daha yüksek kapatır. 85 ile kapatır mesela. 84 ile kapatır. 83 ile kapatır. Ama ben diğer hani olan kurumlar da var. Onlar daha düşük kapatır. Hani onları baz almak lazım. O şekilde söyleyeyim. Yani taban puan bunlar. Hani gidip de ben o tamam 79-80'de kapatacakmış. Ben kiti yazayım demeyin yani. Evet, maliye yine İBF'nin en düşük kapatan bölümlerinden bir tanesi arkadaşlar genel itibariyle. O da yine en son Siirt Üniversitesi almış bu sefer. Bilgisayar işletmeni olarak 81.99 puanla almış. Şu an ben 78-79 puana düşeceğini düşünüyorum. Maliyeden daha düşük puanla alıyor. Çünkü sadece maliye koduyla alım yapıyor arkadaşlar. Hani işletmede bu yok, iktisatta bu yok. Aldı mı İBF olarak alıyor ama maliye bu konuda şanslı mesela. Kamu yönetimi var. En son Gümüşhane Üniversitesi memur kadrosuyla, memur ünvanı ile almış. 83.03 ile almış. Ben şu an kamu yönetiminin 79-80'e düşebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Siyaset bilimi var. Yine Gümüşhane Üniversitesi memur ünvanı ile almış. 83.03. Ben bunun da daha da yani kamunun da altına belki düşebilir. 78-79'a düşebilir diye düşünüyorum. Tabii yine 79-80 o aralıkta da kalabilir arkadaşlar. Yine çok merak edilen uluslararası ilişkiler var. En son Şırnak Üniversitesi bilgisayar işletmeni almış 84.10 ile. Şu an ben 81-82 civarında kapatacağını düşünüyorum. Zaten ekonometri ile birlikte İBF'nin en çok yani en yüksek puanla kapatan bölümü diyebiliriz yani uluslararası ilişkilere. Bunun haricinde arkadaşlar tabi diğer mesela bazı bölümler de var. Çok fazla bölümden bahsetmiyorum. Hani bahsetmediğim bölümler varsa onları bana yorumlarda sorabilirsiniz. Diğer videolarda da bahsettim. Orada soranlara da ben cevapladım. Yine cevaplarım. Çeko. Evet. En son ne olmuş? Marmara Üniversitesi bilgisayar işletmeni almış 82.09 ile. Şimdi ben 79.80 düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, eğer İİBF'li iseniz sizin işiniz bittiyse burada videoyu bırakabilirsiniz veya beni izlemeye devam edebilirsiniz böyle gül yüzümü. Evet, İİBF'yi bitirdik arkadaşlar. Aman suyum düşüyordu. Heh, şimdi tamam. Mühendislere geçebiliriz. Yine çok fazla soru sorulan fakülte diyelim. Maden mühendisliği arkadaşlar, öncelikle ekranımda da ben 2022'ye bakalım. Evet, ben orada mesela kitabımda İBF'yi maden, yani mühendisleri, maden mühendisleri. Maden mühendisleri ayırdım böyle. Sadece maden mühendisliğini ayırdım. İBF'yi mühendisliği, sağlık bölümlerini hepsini ayırdım arkadaşlar. Yani çok faydalı olacak bir kitap size. Özellikle 2024'de hazırlanacaklar için kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Evet, maden mühendisliği arkadaşlar en son Türkiye Taş Kömürü Kurumu yani TTK dediğimiz kurum. Arkadaşlar bu arada ben mühendisleri mühendis kadrosunun tavan puanı söylüyorum. Hani başka bir kadroyla alım varsa onlardan bahsetmiyorum. Ben mühendis olarak bahsediyorum. 4001'den vesaire bahsetmiyorum. Tamam mı? Maden mühendisi en son 74.65 ile TTK almış. Şu anda ben 70 veya 71 puan civarına düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yazılım mühendisi var. En son DMO almış. 79.04'te bir mühendis alımı yapmış. Ben 76-77'ye düşeceğini düşünüyorum. Evet, çok fazla alım bekleyen ziraat mühendisi adayı arkadaşımız var. En son Şehit Kamil Belediye Başkanlığı 79.38 ile alım yapmış. Şu an için ben 78-79'a yine düşeceğini düşünüyorum. Daha fazla düşmez çünkü çok fazla ziraat mühendisi alımı yok. İnşallah ayrıca bir bakanlık alımı olacağını düşünüyorum ben ziraat mühendisleri için. Çevre mühendisliği en son Harran Üniversitesi 83.25 ile almış. Şu anda 81-82'ye düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliğine gelelim. Bilgisayar mühendisliği en son Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi almış 84.74 ile. Peki şu an ne olur derseniz 81-82 puana düşer diye düşünüyorum arkadaşlar. Makine mühendisliğine geçelim. Yine yüksek kapatan mühendisliklerden yani ilk 4 sayarsak 4. sırada makine vardır. Zaten şimdi yükseklere, diğer yükseklere geliyoruz arkadaşlar. Makine mühendisliği 87.70 ile şeker fabrikası almış. Şimdi ben 84-85 puana düşeceğini düşünüyorum. Harita mühendisliği arkadaşlar yine aşağılarda kaldı galiba. Evet. TK'yı almış 89.75 ile 2022'de.
Şimdi arkadaşlar ben 87-88 civarına düşeceğini düşünüyorum. Elektrik mühendisi yine TK'yı 90.56 ile almış. Şu anda düşerse minimum 88'e düşer ama 89 civarında kalacağını düşünüyorum. İnşaat mühendisi 92.31 ile Kilis Üniversitesi almış. Çok aşırı düşüş olur mu emin değilim. 90-91 civarı, özellikle 91 civarında kalabilir. 90'a da belki, yani 90 küsuratlı puanlara düşebilir arkadaşlar. Evet, mühendislik de bu kadardı. Sonra geçiyoruz hukuk. Evet. Şimdi hukuk için avukat kadrosundan bahsedeceğim. Tüketici hakem heyeti raportöründen bahsetmiyorum şu an için. Sadece avukat kadrosundan bahsediyorum en son. Iğdır Üniversitesi 90.06 puanla alım yapmış. Ben 88-89, özellikle 89 puana hani düşeceğini düşünüyorum. Daha fazla aşağısına inmez büyük ihtimalle. Belki 89'un bile 89 küsuratlılar, yani 89.5'a doğru olabilir. Ama yine de ben hani 89, belki 88.7, 88.8 o civarda olabilir diye düşünüyorum. Yine mimarlık çok fazla alım bekleyen kadrolardan bir tanesi. En son çevre ve şehircilik 93.22 ile almış. Ben 91-92, ama özellikle 92 puanda kapatacağını düşünüyorum. Evet, bu alanda hemşirelik alımları da var arkadaşlar. Ben onları da yine 71-72 puana düşeceğini düşünüyorum. Hemşire arkadaşlarımız tercih etmek isterse burada tercihlerini yapabilirler yani. Kütüphaneciliği soranlar vardı arkadaşlar. Kütüphanecilik en son İstanbul Üniversitesi kütüphaneci almış 79.84 ile. Ben 78-79'da kalacağını düşünüyorum. Daha fazla düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ön lisanslara geçiyoruz. Evet, bu da lisans. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. Evet, şimdi ön lisans. Ön lisansta ne olabilir? Şöyle bir bakayım. Buraya notumu aldım ama aradığım bölümü burada bulamıyorum. Adalet demişim mesela burada. Karma yazmışım onları buraya. Adalet'te arkadaşlar en son TTK almış. Türkiye Taş Kömürü Kurumu 85.95 ile almış. Ben şu an 83-84 puan düşeceğini düşünüyorum. Yine teknik bölümler var. Onlar yukarıda mı kalıyordu? Sanırım yukarıda kalıyordu. Birazcık bekletiyorum sizi. Bu arada çay, kahve, bir şeyler ayarlayın. Video birazcık uzayacak. Mekatronik. Mekatronik neredesin ya? Burada bir yerde olması lazım. Ben bulamadım mekatroniği. Niye bulamadım? Mekatronik teknolojisi. En son hava meydanları 84.54 almış tekniker. Burada arkadaşlar teknik kadroları tekniker olarak söylüyorum. Hani hizmetli vesaire vardır. Onlar daha düşük kapatır. Ben onlardan bahsetmiyorum. Teknikerlerden bahsediyorum. Mekatronik 83-82, özellikle 83 puana düşebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Elektrik için yine bakmam mı gerekecek? Niye bunları karma yazdıysam? Dur, elektriği daha çabuk bulacağım, tamam mı? Buluyorum. Bulamıyorum. Buluyorum. Allah Allah. Şurada olması lazım. Elektriği nereye yazmışım ben? Evet. Mekatronik, kimya var. Elektrik, elektronik. TMO en son arkadaşlar 81-79 almış. Ben 83-84 ama burada tabii memur almış. Ben tekniker olarak söylüyorum tabii ki de. 83-84 de kapatabilir. Ben burada memur yazmışım en düşük puan olarak. Tekniker olarak söyleyeyim ben. Yine halkla ilişkiler var arkadaşlar. En son Düzce Üniversitesi 82-42 ile almış memur kadrosundan. 81-82 puana düşebileceğini düşünüyorum. Aşçılık var arkadaşlar. Aşçılığı buraya yazmış mıyım? Bakalım. Yazdım büyük ihtimal ama nerenin içinde? Üst tarafta olabilir aşçılık. Aşçılık kadrosu Ardahan Üniversitesi aşçı almış. Yine aşçı olarak söylüyorum. Diğer hani kadroları söylemiyorum arkadaşlar. 77.92 ile almış. Ve ben şu an 75-76 puanla kapatmasını düşünüyorum. Orta öğretime geliyoruz. Elektrik, elektronik teknolojisi 82-83 puanla kapatır büyük ihtimalle.
Authority'mi tabii burada ben yine bulayım. Hani en son hangi kurum kaçta kapatmış onu da söyleyeyim. Siz de buradan hani bunları neden söylüyorum? Siz de hani kendi yorumunuzu yapın diye arkadaşlar. Tabii ki internetten buluyorsunuzdur. Bulamayan arkadaşlar için burada kolaylık olsun diye bir tane hani verileri hemen ardı ardına söyleyeyim diye tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu çok olmadığı için çok bekletmem. Evet, hızlıca söylüyorum. Elektrik elektronik en son TMO teknisyen almış 85.13 ile ben şimdi 82-83 özellikle 83'e düşeceğini düşünüyorum. Raylı sistemler var arkadaşlar. Raylı sistemler en son demir yolları biliyorsunuz çok fazla alıyor raylı sistemlerden. Zaten başka alacak kurum yok. O da arkadaşlar demir yolları taşımacılık aşağı almış. 78.82 ile teknisyen almış. Ben şimdi yine o civarda kapatacağım. Çok fazla aşağı düşmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Makine teknolojisi var. TMO almış teknisyen 84.69'da. Şimdi 81'e kadar düşebilir belki diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşaat teknolojisi 81-82 olarak düşünüyorum. En son da ilk şeyi söyleyeyim. Erzurum Teknik Üniversitesi almış teknisyen 83.26 ile. Şu an içinde 81-82 ile kapatabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak da metal teknolojisi demişim. O da en son Dışişleri Bakanlığı 82-66 ile almış. O da yine arkadaşlar 79 puana kadar düşebilir diyorum. Evet, bayağı bir bölümden bahsettik. Bana çok fazla sorulan bölümlerden bahsettim arkadaşlar. Yine dediğim gibi eğer bahsetmediğim bölümler varsa lütfen yorumlara yazın, orada sorun veya başka konuda merak ettiğiniz şeyler varsa onları da bana yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde bu süreç devam edecek. Tabii ki de ben bu süreçte tercih sürecinde yine canlı yayında yapabilirim. Merak ettiklerinizi sormanız anlamında. Kitlerin özelleştirmesini soran arkadaşlarımız var. Ben canlı yayında onlardan bahsettim. Yine gerekirse ben şimdi olmadı. Bu videoyu ne zaman paylaşacağım bilmiyorum. Cuma günü çekiyorum. Büyük ihtimalle cumartesi öğlen gibi paylaşırım. O zaman paylaştığımda arkadaşlar şöyle bir şey yaparım. Şu an ben bu videoyu yükleyeyim. Yarına programlayayım yani. Şöyle yaparım. Ne yaparım? Şimdi de ben, tabii siz farkında değilsiniz. Bunu sonradan öğreneceksiniz. Şimdi ben topluluk sekmesinde merak ettiğiniz sorular nedir diye ben size doğrudan yani orada sorayım. Diğer canlı yayını da öyle yapmıştık zaten. Doğrudan ben orada size sorayım arkadaşlar. Siz orada bana sorularınızı iletin. Onları ben güzelce not edeyim. Ondan sonra canlı yayın yapalım yarın. Yani yarın dedim bu videoyu siz cumartesi izliyorsunuz. Yani cumartesi akşam yine, tamam mı? Yani bu videoyu izledikten sonra haberiniz olmuş olur artık. Bu akşam yani öyle diyeyim. Zaman mevhumu gitti böyle. Bu akşam arkadaşlar canlı yayın olacak. Ben yine zaten topluluk sekmesinde sorunuzu sorun şu saatte canlı yayın yapacağız diye söylerim, merak etmeyin. Bu şekilde yine canlı yayına devam edelim. Sizi yalnız bırakmak istemiyorum bu süreçte. Her zaman yanınızda olmak istiyorum. Oldum şu ana kadar elimden geldiğince yine olacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kitapların linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Söyleyecekleriniz varsa, bana soracaklarınız varsa yorumlarda lütfen sorun. Artık videoyu bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.